So tonight we want to introduce to the Turkish patients the polygon concept that was made by and described by Dr. Çeker. So merhaba to everybody, and we will now switch in Turkish. Thank you, Dr. Çeker. Valerio, thank you very much. Arkadaşlar hepinize merhaba. Poligon konseptle ilgili konuşuyoruz. Valerio benim arkadaşım Roma'dan kısa bir giriş yaptı. Poligon konsept 3D Max'te bir araç. Poligon mesh. Bununla burun modelleyebilirsiniz, yüz yapabilirsiniz. Organik modelleri kübik formlarla tasarlayan bir metot. Biz bunu buruna uyguladık. Çok da yayıldı. Adı çok zaman içinde değişti ama en son poligon konsept tip cerrahisi, poligon tip bu tekniğin üzerine yapıştı. Poligondan anladığımız, amaçladığımız şey şuydu. Biz ideal burun kıkırdakları anatomisini tarif edebilir miyiz? Bu bize rehberlik edebilir mi ameliyat sırasında? Ve zaman içerisinde o kadar yayıldı ki birçok ülkede de kullanılır hale geldi. İki kıkırdağın arasındaki açılar, boşluklar, kıkırdağın kendi arasında yaptığı yine açılar. Bunlar poligon konseptinin tarif ettiği detaylar. Jack Sheen yüzey estetiklerinden bahsetmiş. Burada görüyoruz. Bunlar ameliyat tekniği değil. Bunun infra lobil triangle, supra lobil triangle. Bunlar tamamen yüzey estetikleriyle ilgili. Dean Torrimi de çok güzel bir makale yayınladı bununla ilgili. Üç boyutlu burun ucu anatomisi. Ben de ressamlardan yardım aldım. Resim ve heykel hocalarım bana çok yardım etti. Çünkü fark ettik ki 400-500 yıl öncesinden beri ressamlar zaten kıkırdak anatomiyi çok iyi görüyorlardı. Onların terminolojisini biraz öğrenince ortaya poligon konsept çıktı. Yani alttaki kıkırdakları ve kemiği gösterirseniz burun buruna benziyor. O yüzden ışığı ve gölgeyi çok iyi takip ediyorlar. Bakın burada bir heykel var. Bunu St. Petersburg'da çekmiştim bu videoyu. Sanki içerideki kıkırdakları görüyorsunuz. Şuradaki ışık görünüyor. Şuradaki minik geçişler çok önemli. Bunlar da konuşalım da evlen. Bizim çamurla yaptığımız heykeller. Bu da benim en son yaptığım heykel. Buradaki bu fasetleri kullanarak doğal anatomi kongrelerde anlattığım hali. Burada bir plastik poligon model görüyorsunuz. Burun ucu kıkırdakların ideal anatomisini gösteriyor. Buradaki kıkırdağın kenarı burun ucundan burun kanadına giren ışığı yapar. Buradaki küçük parça rim flap bu kıkırdağı keskinleştirmek, bu ışığı keskinleştirmek için kullanıyoruz. Yine burun kanatlarındaki kıkırdaklar yatay eksende birbirleriyle aynı doğrultuda olursa güzel ışık veriyorlar. Pitangi ligamenti buradan giriyor ve domların altından geçiyor. Burun ucunun yumuşaklığını sağlar ve ekstra 4-5 mm bir projeksiyon verir. Columella breakpoint'i görüyorsunuz burada. Columella breakpoint'i burun altındaki etin dümdüz olmasını önlüyor. Burada columella ayrı, burada minik bir açı daha var. Bu da lobül açısı. Columella lobül açısını gösteriyor. Belki de en önemli detay da burada domların yani şu iki üçgenin arasındaki üçgen boşluk. Empty space, boşluk alanlar resimde ve heykelde çok önemlidir. Bunun üzerine deri geldiği zaman burada bir kesit alanı oluşuyor. Interdomal poligon da pointed tip, tek bir burun ucu olmasını engeller. Şuradaki boş alandan bahsediyorum. İki numaralı boşluk. Bunları buruna uyguladığınız zaman bu üçgenleri burun ucu kıkırdakları yapar. Burun ucu kıkırdağının katlanma yeri. Buradaki boşluk da iki dom kıkırdağının arasındaki boşluğun üzerine deri gelmesiyle oluşuyor. Interdomal poligon. Burası infralobül poligon. Bu da middle kuraların arasındaki derinin oradaki boşluğa oturmasıyla oluşur. Kolomeller poligon burada. Burası da faset poligon. Dorsal poligon. Şurada oblik açıda baktığımız zaman bunu da en iyi dorsal preservation oluşturuyor. Şuradaki curvilinear ya da parabolik dorsal estetik çizgiler. Alttan baktığımızda da her bir kesidi ayrı ayrı çizildiğini görüyorsunuz. Burnucu kıkırdakları olduğunu düşünün mavinin. Kırmızı septum. Bu sarı da ligamentler.
Bu ligamentler sayesinde burun ucu kıkırdakları septum kıkırdağının 10 milimetre önünde duruyor. Bu işaretlediğimiz pitangi ligamentini göz ardı edersek burun ucu kıkırdakları septuma doğru devriliyorlar, kolleve oluyorlar. Bu dokuz supratipe kaçıyor ve burada bir yuvarlaklık yapıyor ve bizim daha çok kıkırdak gref kullanmamıza sebep oluyor. Buradaki videoda polibik deformitesini anlatıyor. Yani burun ucunda bir şişlik, burun ucu kıkırdaklarının silüetinin kaybolması. Bence bunun sebebi ligamentlerin korunmaması. Burun sırtındaki en büyük kas transversalis kasıdır. Burun ameliyatı yaparken biz bu kası da ayırıyoruz bağlantı yerlerinden. Bu sebepten kas çalışmaya başlayınca bütün buradaki dokuyu burun sırtına doğru topluyor. Ve burun ucu yuvarlaklaşıyor, burası da şişiyor. Bunu korumayı göstereceğiz. Tekrar gösteriyorum. Transversalis, o da pitangi ligamentiyle kıkırdaklara bağlı. Bunu kestiğiniz zaman, ki kapalı ameliyatta koruyorum ben 10 yıldır, ve ligament preservation diye yayıldı bütün dünyada. Bakın bunu kestiğiniz zaman burun ucu kıkırdakları mor olarak işaretlenmiş septuma doğru devriliyorlar ve yumuşak doku supratipe doğru kaçıyor. O kırmızı pitangi dokusu burada korunmuş. İyi dikkatli bakarsanız buradan kocaman bir damar geçtiğini göreceksiniz. Bunun yanında birçok lenfatik, küçük küçük atar damarlar ve toplar damarlar var burada. Bu kesilirse de burun ucu şişliği daha uzun sürüyor. Açıkla kapalı ameliyatını en önemli farkı bence burundaki kesi izi değil. Bence bunu korumak ya da korumamak. Pitangi ligamenti korununca burun ucu definisyonunu çok iyi koruyoruz. Bu pitangi ligamentiydi. Bu da scroll ligament. Şurada görüyorsunuz sarı yeşille işaretli olan çizgi scroll ligamenttir. Scroll ligamenti tekrar burada kahverengi pembe gibi işaretlenen kıkırdağı geri dikince de hava yolunu daha kontrol ediyoruz ve de bu derinin kasların burun sırtına doğru toplanmasını ve burun derisinin yuvarlaklaşmasını engellemiş oluyoruz. Scroll ligamenti de burada onardık. Böylece hava yolunu da açmış olduk. Valerie, I'll talk a little bit about the ligament preservation and the polygon concept in Turkish. But also you can speak a little Turkish. Thank you very much for invitation and introduction. If you want to say something for closing this concept, thank you. Go on, please. I really like Turkish language. I tried a lot to learn and study it, but after few days, if I stop to talk it, I forget everything. So what I just want to tell you is teşekkürler. That's nice. Teşekkürler. And I wish I will learn Turkish one day.